Saati bir yaptım geldim anne, arkadaşlar. Anne, yine öğlene kadar işlerimi ayarladım. Su mu geldi? Su içmişti, üstüne damlatmış herhalde. Tamam, değişelim anneciğim. Değişelim. Üstünü değişi. Üstünü değişi. Böyle yarım yarım konuşuyor ya. Anne, parka gideceğim. Parka gidemem. Hiç öğlen sıcağında parka gidemem. Aklına getirme. Baba dedi. Getiremem aşkım. Akşam serininde belki, tamam mı? Yoğurt çorbası yaptım bugün. Duru birazdan acıkır çünkü 9.30'da kahvaltı yaptık. Biraz da içerileri topladım. Kayınvalidem de doktora gitti bugün, saat 12'de MR'ı vardı fakülte hastanesinde. MR'a girecek. Tansiyonuyla ilgili gerçekten sıkıntısı var. Bir türlü düzene girmiyor. İlaçların hepsini bıraktırmışlardı Ankara'dan geldikten sonra. Bıraktığından beri tansiyonu iyi değil. Sürekli büyüğü yükseliyor. Ve kafasında dönme var, yani başı dönüyor sürekli yürürken falan. O yüzden bugün tekrar MR'a girecek. İnşallah hayırlı haberle gelir bakalım. Şule abla çünkü randevu almıştı ona bugün saat 12'de. O oraya gitti, biz de Duru'yla evlerdeyiz. Azra anneannesinde, dün kalmıştı orada, bugün de kalıyor. Yarın annem getirir herhalde ya da ben gidip alırım, bilmiyorum. Hamza'dan ayrılmak istemiyor, kuzeninden. Orada kalıyor, annem de kalsın dedi. Zaten yazın böyle bir iki gün kalıyor arada, iyi oluyor onun için de. Orada tabii bağ bahçe, kapının önü falan daha müsait. Anne, efendim. Anne. Ha, biz bunun üstünü değiştirecektik. Unuttuk, pardon abla. Hadi gidiyoruz üstümüzü değiştirmeye. Yerine gidiyoruz. Biraz onu orada kapılarda oyalayacağım, gezdireceğim. Sonra bir tane dondurma yedirim ona küçük. Ben de yerim. Burada dondurmacı var bizim hemen iş yerinin yanında. Dedesi de bizle geliyordu, buraya kadar geldi. Durmuyor, durduramıyorum. Canı sıkıldı çocuğum. Bir de alt katımızda laminat yapıyorlar. Evi laminat döşetiyorlar. Makine sesinden balkonda da oturamıyoruz. Çocuk sıkıldı. Dedim biraz orada oyalayayım, gelince de uyuturum dedim. Artık laminen sesinden nasıl uyuyacaksa bilmiyorum yani. Kahvemi her yerde bulurum. Rıza bana Nescafe yaptı ama süt dozları bitmiş. Ama ben alışkınım, sade de çok içiyordum eskiden. İçerim dedim, koy kahve olsun yeter ki. Duru babasıyla geziniyor buralarda. Hemen koştu koştu buralarda. Şimdi şey yapıyor. Gitmek istemiyor. Nasıl geçireceğim bilmiyorum.
Biraz oturayım da şurada serin serin. Bu kapıların önü bayağı serin burada. Masaları da var. Allah burada keyifler Paris Rıza'cığım sizde. Hı-hı. Keyifleriniz Paris. Aynen. Baya mı geldin Dudu? Hemen telefonu ele geçirdin babanın telefonunu. He? Bir şey geldi. Duru işe geldi babası. Biz dondurma yemeye gidiyoruz şimdi yan tarafa dondurmacıya. Oradan da artık eve gideceğiz. Biraz kandırdım onu. Biraz da buralarda epey koştu, oynadı. Artık eve gitme vakti. Spor mu yapıyorsun Duru? Bak bak. Bir yarım saatte burada dururuz herhalde. Eve gidene kadar artık bir saat geçer. Hadi gel dondurma yiyeceğiz. Hadi. Koş 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 külah koş. Alacağız gel. Külah dondurma alacağız gel. Hadi gel. Gel burada gel Duru. Hani bakayım Duru. Sen otur hadi yer beğen bize. Hadi yer beğen otur. Afiyet olsun anneciğim. Ben de aldım böyle damla çikolatalı falan. Buranınki güzel oluyor ya. Evet Duru da aldı ablaları. Ona da bir top koydurduk şöyle. Ama bu sonundan başlıyor yemeğe gördüğünüz gibi. Anne acı. Çok güzelmiş Duru bak. Beğendin mi? Anne baba. Baba. Baba da alır kızım. O gelirken alır. Baba işe gitti. İşe geri döndü. Gitti. Babasına da kıyamaz hiç. Sürme oralara, sürme. Heh, tamam, sürme anneciğim. Sıcakta bir iyi gitti ki anlatamam. Değil mi? Duru da serinledi, bana da iyi geldi. Şimdi artık markete uğrayacağız. Kıyma çektireceğim. Yemek yapacağız daha çünkü. Kayınvalidem de doktordan bir saate kadar gelir. O gelmeden yemekleri hazırlayayım. Acıkır muhtemelen. Ne yaptın? Hep üstüne döktü. Allah'ım. Önce bir şoka girelim bakalım. Hemen tabii ıvır zıvırlara koşuyorsun. Kepek ekmeği alacaktım. Şunlar var. Anneciğim. Anneciğim sakın bak ben siz alma. Önce bir şunu aldı hemen o külahlardan. Ne aldı? Oyuncak mı aldın hemen? Onu koy anneciğim. Ondan bir sürü var evde. Ondan bir sürü var anneciğim. Hayatta laf anlamaz şimdi. O zaman onu sadece onu alabilirsin, tamam mı? Karar veremiyor bir türlü. Bir de gelirken boş külahı aldı dondurmacıdan. Bakar mısınız? Tamam, onu alacağız anneciğim. Onu elinde tut, ben şuradan bir şeyler alayım, tamam mı? Hem şoka girdik, hem de kasaba uğradık. Şöyle yarım kilo kıyma çektirdim. Kelme çavdar ekmeği aldım. Bir tane şu kafe maddeni süt tozundan aldım. İki tane çekirdek aldım. Akşamları yiyoruz. Bir de şu Mintax'ın bulaşık deterjanını aldım. Şimdi bunları koyayım. Ondan sonra Duru'yu uyutacağım. Bayağı yorulduk çünkü. Anladığınız üzere yemeğe giriştim arkadaşlar. Meşhur kıymalı, soğanlı patates yemeğimden yapıyorum. Bir tane büyük domates de çektim şimdi buna. Biz bunu çok seviyoruz. Yanına bulgur pilavıyla ya da pirinç pilavıyla. Hangisini isterseniz. En pratik yemeklerden bir tanesi zaten. Biraz pul biber koydum. İsteğe bağlı karabiber, kimyon size kalmış. Ekleyebilirsiniz. Şimdi domates salçasıyla biber salçası da az az koyacağım. Ben bir de bu patatesleri yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Böyle çok güzel oluyor.
Bazen hatta bunları kızartıp borcama döşüyorum. Oturtma gibi de yapıyorum, bilirsiniz zaten. Yanına da tereyağlı bir pilav yaparım. Bulgur pilavı. Şöyle domates salçası birazcık. Biraz da biber salçası koyacağım. Bu biber salçası Gaziantep'ten gelmişti. Görümcem vermiş gibi dedi. O da Antep'ten getirmişti. Şu kadarcık bir şey koyuyorum. Çok acı yapmıyorum. Duru da yediği için. Zaten karnım da acıkmaya başladı. Çorbam var. Yoğurt çorbası yapmıştım sabah biliyorsunuz. Duru Hanım bir tabak yedi. Uyudu çok şükür. İyice salçanın kokusunu alalım. Ondan sonra patatesleri ekleyeceğim zaten. Şimdi patatesleri de ekleyebilirim. Tuzumu da koyalım. Kapağını kapatacağım. Sıcak su eklemeden, hatta su koyayım ısınsın. Böyle biraz patatesleri kavuruyorum kendi buharımda. O zaman daha lezzetli oluyor. Sosu içine çekiyor patatesler. Sonra da sıcak su ekliyorum. Hemen şuraya bir su koyayım, kaynasın hemen. Böyle bir 5-10 dakika kavurun yani patates yemeğini. Yemeğin suyunu da ekledim arkadaşlar. Şöyle kapağını kapattım. Pişiyor bakalım. Şimdi ne yapıyorum? Bol domatesli, soğanlı bulgur pilavı yapıyorum arkadaşlar. Biber doğramadım bu sefer. Dışarıdaki makine seslerinden Duru uyandı. Çünkü dediğim gibi alt kata laminat döşeniyor ve birey sesi, makine sesi, kırma sesi. Çocuk yine yarım saatlik uyumuş oldu. Bugün uyku yok gündüz duruyor. Yapacak yok. Bak, uykusunu alamadığı için ağlıyor. Görüyorsunuz değil mi? Çaydanlıkta da suyum kaynıyor. Hemen altını kapatalım. Ne oldu anneciğim? Kavuralım. Sıcak suyunu ekleyip kapatacağım arkadaşlar. Kısık ateşte kısın. Patates yemeğimiz oldu. Altını kapattım. Vallahi harika olmuş arkadaşlar. Tadını zaten tahmin edersiniz. Tadı da güzel olmuştur. Pilav da pişsin. Sonra kayınvalidem de gelmek üzere. Yemek yeriz artık. Anne çiçeği. Ne anneciğim? Düşürdün mü? Neyi düşürdün? Ama o yerden bir daha alınmaz. Onu çöpe atalım. Yenisini baba alır, tamam? Pilavın da altını kapattım. Demin alsın. Bir Nescafe yaptım o arada. Kayınvalidem de doktordan geldi. MR'ını çekmişler. Sonuçlarını Şule abla takip edecek. Öncesinde de çektirmişti bundan 2 ay önce falan ama tekrar istemiş doktor bakalım. Ne oldu? Mutlu edemiyorum ben şunu. Uykunu alamadın değil mi? Bugün artık bu makine seslerinden yapacak yok. Bak şimdi kim gelecek biliyor musun? Anneanne gelecek. Azra Hanım aradı. Gel, eve gelmek istiyorum diye. Annem de dedi ki bu dedi durmak istemiyor dedi. Evi özlemiş. 2 günde evi özledi. İyi dedim getir anne ya da istiyorsan akşam gelip alırım dedim. Yok dedi getiririm ben dedi. Onlar gelecek birazdan. Artık onlarla yemek yeriz. O yüzden dedim bir Nescafe yapayım açlığımı bastırsın. Onları bekleyelim dedik. Öyle balkonlardayız. Şu anda ustalar herhalde bir 10-15 dakika mola verdiler. Tam alt katımızda dediğim gibi laminat döşeniyor. O yüzden
aşırı derecede ses var. Kırma, işte bireyin sesi, makinat sesi, şeyleri, laminatları kesiyorlar kapının önünde. Bir gün sürermiş, bir gün ya da bir buçuk gün. Kayınpederim çok sürmez dedi. İnşallah şöyle 10-15 gün falan sürse hasta olurdum vallahi, gerçekten o kadar sese. Ne oldu? Ne yaptın? Gene bir şey yaptı gene. Ne yaptın? Acıdı. Saati 6 yaptık. Annem bizdeydi. 3'te geldiler. Yemek falan yedik. Çayımızı içtik balkonda. Şimdi de ev bakmaya gidiyoruz. Bir tane ev bulduk internetten. Emlakçı bana tarif etti. Üniversitenin oralardan aşağıya iniyormuşum falan filan ama şimdi arayacağım emlakçıyı üniversitenin orta tarafa gidince. Biz dediğim gibi üniversitenin olduğu caddelerde oturuyoruz. Yani Zonguldak site diye geçiyor. Bilenler bilir. O yüzden genelde buralardan ev bakıyoruz. Rıza'nın iş yerine yakın olduğu için. 2+1 temiz bir daireye benziyor. Tabii içinde görmekte fayda var ama. Annem de dedi hazır ben buradayken bakalım madem dedi. 1050 lira mı 1100 lira da mı ne kirası var. Yani ilanda gördüğüm kadarıyla. Öyle gidiyoruz bakalım. 4. kat. Benim için önemlisi balkonu var. Balkonda evlere bakıyorum. Balkonsuz ev çok. 1+1 de çok ama benim istediğim tarzda yok. Sabahtan beri yine biz ilanlara bakıyoruz. Neyse. Bir gidelim bakalım. Bir gözümüzde hep camlarda. Buralarda kiralık ilan çok ama hep öğrenciden çıkma evler. Öğrencilerin kullandığı bakımsız evler. Yoksa bulursun da işte. Benim istediğim gibi temiz daire bulmak çok zor bakalım. Hayırlısı. Araya taraya ev arıyoruz arkadaşlar. Emlakçı bu çekirdek kafeyi tarif etti bize. Onun dedi rampasını çıkın dedi. Yalnız kayınvalidemlerin evinden yani şu an oturduğumuz evden bayağı bir uzağa geldik. Üniversite taraflarına geldik. Aramızda bayağı mesafe olacak gibi. Hemen Ata Apartmanı varmış. Burayı çıkınca rampayı Ata Apartmanı bulacağız. Ama mevki olarak çok güzel site gibi buralar. Bakalım. Bakalım nerede? Apartman buymuş arkadaşlar. Ata Apartmanı. Bunun 4. katı şu tarafta olması lazım. Şimdi anahtar kapıcıdaymış. Onu arayacağız. Emlakçı öyle tarif etti bakalım. Bulduk arkadaşlar. Şurası 4. kat. Hemen göstereyim. Arkadaşı bekliyoruz. Anahtar olan kişiyi bakalım. Bina bayağı yüksek zaten. Şöyle şuradan girişi var. Buradan otoparkı da var arka tarafa doğru. Şöyle çelik kapıdan girişte hemen odalar ve tuvalet banyo yan yana arkadaşlar. Ev küçükmüş biraz. İçi çok güzel ama. Burası böyle yatak odası. Burası çocuk odası. Hemen yan yana. Buradan mutfağa çıkıyorsunuz. Mutfak çok güzelmiş. Anne az dursana. Şöyle beyaz mutfak. Mutfak bayağı da geniş. Şöyle buzdolabı yeri içeride, kombisi içeride. Böyle buraya rahat masası var. Hemen mutfaktan balkona çıkıyorsunuz bu şekilde. Balkon çok büyük ve caddeye bakıyor. Hemen size şöyle göstereyim buradan. Balkona çıkıyorsunuz. Şöyle 4. kat zaten burası. Böyle balkon caddeye bakıyor arkadaşlar. Genişliği de bu kadar. Hemen balkondan yine çıkıyoruz. Salonu göstereceğim size. Salon çok küçük. Salona asla eşyam sığmaz. Mutfak falan güzelmiş. Salona giriyorsunuz. Salon şu kadarcık. Yani yatak odasından bile küçük. Buraya asla bir masa takımıyla bir Chester koltuk takımı yani benim aldıklarım asla sığmaz. Duvarda da bir tane şey. Ama ev çok güzelmiş, temiz daire. Şöyle yine caddeye bakıyor. Buradan da zaten çıkıyorsunuz. Tuvalette ışık yok ama göstermeye çalışacağım. Su da bu şekilde arkadaşlar. Sütlü kahveli gibi böyle, kremli gibi. Hemen şurada duşa kabini var. Kocaman bir banyosu var anlayacağınız gibi. Ama mutfağı çok beğendim. Apartmanın içi de böyle arkadaşlar. Hastane gibi diyor anne. Çok büyük... Bayağı bir fazla daire varmış burada. 183 tane mi ne? Asansörlü zaten. Asansörleri de yeni.
Güzeldi ama salon koltuk takımı bile zor sar. Masayı bırak anne, koltuk takımı bile zor sar. Yine bir hayal kırıklığı. Eve baktık gidiyoruz. Bu sefer de evi çok beğendik. Salon küçücük arkadaşlar. Koltuk takımı bile zor sar içine. Yoksa evin mevkisi, balkonu, mutfağı gördünüz zaten, tuvalet banyosu. Kutu gibi bir evdi. 110 metrekareymiş ama bürütü tabii onun 100 metrekare falandır. Ya da 95 metrekare falandır bürüt olanı. Salona benim Chester takımlar zor sığar yani. Aldığım takımları hatırlayanlar bilirler. Bir de bizim Rıza'nın iş yerine de bayağı uzak bir taraf. Bayağı yürüdük yani. Neredeyse dolmuş kullanacağız. Annem zaten beğenmedi. Yok yokuş var, yok dolmuş aşağıda indiriyor, yokuşu çıkarmıyor falan filan. Annem dedi, yok buralar olmaz. Geldik gideyoruk yine. Bulamadan gideyoruk. Ne olacak, bu Elif iyi bir ev bulabilecek mi arkadaşlar? Gerçekten artık bakıyorum ilanlara. Ya mutfağı kötü oluyor, evi iyi oluyor. Ya evi iyi oluyor, mutfak kötü oluyor. Ya da yolu kötü oluyor, ya da balkonsuz oluyor. Ya da at katları oluyor. Yok, kafama göre bir daire bulamıyorum gerçekten. İlan çok ama hep 1+1. Buralar hep 1+1 yani. Amerikan mutfak ve başka odası yok. Neyse bakalım. Eve gidiyoruz şimdi. Saat 9.30. Annem buradan doğru gitti arkadaşlar. Ben de şimdi Duru'yu uyuttum. Çay suyu koydum. Rıza'ya bir demlik çay yapıyorum. Balkonda yine çekirdek çitleyeceğiz sanırım. Bu sefer çok yemeyeceğim ama benim hemen cildim bozuluyor. Zaten problemli bir cildim var. Neyse, gördüğünüz gibi bir günü daha geride bırakıyorum. Yine gönlüme göre bir ev bulamadım arkadaşlar. Dua edin bana, olur mu? Vallahi istediğim gibi şöyle temiz bir daire bulayım. En azından salonuna eşyam sığsın. Bunun salonu iki dönümlüktü yani. Masa asla sığmazdı. Sadece koltuklar sığardı. Onlar bile zor sığardı yani. Ama mutfağı, banyosu, odaları, kutu gibi bir evdi, balkonu falan. Bulamıyorum. Gönlüme göre asla bulamıyorum. Allah büyük, bakmaya devam. Sizlerle birlikte bakacağız. Karar vereceğiz inşallah. İnşallah o evi düzeceğiz bu sene. İnşallah. Neyse, ben kendime şimdi bir kahve yapıyorum. Bol köpüklü kahvemi de aldığıma göre artık balkona gidiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yine beni keyifle izlemişsinizdir. Yarınki vlogda görüşürüz. Hoşça kalın.